Merhaba gençler, Dershane burada, hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün sizlerle İngilizcenin 5. ünitesi, yani The Internet ünitesinin kelimelerine bakacağız. Tek tek kelimelerini cümle içinde kullanacağız. Çevirilerine bakacağız kelimelerin. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi access, ulaşım. Students have access to the library. Öğrencilerin kütüphaneye erişimi, ulaşımı var demişiz. Ulaşıma. Öğrenciler kütüphaneye ulaşıma sahipler demiş cümlede. Addiction. Bağımlılık. If you have an addiction, you should be treated. Eğer bir bağımlılığın varsa tedavi edilmelidir demiş. Bu access, addiction, özellikle addiction kelimesi bu ünitenin en popüler kelimelerinden biri. Bağımlılık diye tam çevirisi ama addict, bağımlı kelimesi de bu ünitenin en önemli kelimelerinden biri arkadaşlar. Dikkat etmemiz gerekiyor. İnternetle ilgili access gibi internetle ilgili her türlü kelime bu ünitede kullanılıyor. Account, hesap. I have an email account. Bir e-mail hesabım var demişiz. Bir e-mail hesabına sahibim demişiz. Gördüğünüz gibi internetle ilgili çokça kullandığımız her kelime bu ünitede mevcut. Eğer ki bilgisayarınızı ya da telefonunuzu İngilizce dilinde kullanıyorsanız çoğu kelimeye aşinasınızdır. Advantage, avantaj. Using internet has many advantages. İnternet kullanmanın internet kullanmak birçok avantaja sahip demişiz cümlede. Ne demiş? Amazing. Muhteşem. In my view, benim görüşüme göre the internet is amazing. İnternet harika bir şey demiş. Bence de öyle. İnternet gerçekten harika bir şey. Advice. Tavsiye. Thanks for the good advice. İyi tavsiye için teşekkürler demiş cümlemizde. Devam edelim. Appear. Görünmek. New viruses always appear. Burada görünmek hem de ortaya çıkmak anlamı da var. Appear'ın. Yeni virüsler her zaman görünecektir. Her zaman olacaktır. Her zaman ortaya çıkacaktır. Çıkacak demiş. Çıkar. Daha doğrusu çıkacak değil. Çıkar. Geniş zamanda. Özür diliyorum. Appear. Gördüğünüz gibi görünmek ve ortaya çıkmak anlamı da var. Avoid. Kaçınmak. I usually avoid eating meal too much. Ben genellikle çok fazla yemek yemekten kaçınırım demiş. Çok fazla yemek yemekten kaçınmalıyız. Niye? Sağlıksızlık yaratır bizde. Sağlığımızı bozar. Article. Makale. I read an article about acid rain. Asit yağmurları hakkında bir makale okurum demiş. Devam edelim. Bad, kötü. I have a bad feeling. Kötü bir hisse sahibim. Kötü bir hissim var. Kötü bir hisse sahibim demiş. Boring, sıkıcı. My first day in the university was rather boring. Benim üniversitedeki ilk günüm sıkıcıydı. Sıkıcı demiş. Believe, inanmak. First, believe in yourself. Önce kendinize inanın demiş. Gerçekten önce kendinize inanın, her şeyden önce. Brilliant, başarılı. My sister is a really brilliant student. Benim kardeşim gerçekten başarılı bir öğrenci demiş. Şunun rengini değiştireyim, siyah çok. Hiç hoşuma gitmedi ya. Devam edelim. Call, aramak. I called you twice. Seni iki kere aradım demiş. Buy, satın almak. Let's buy something to eat. Hadi yiyecek bir şeyler satın alalım demiş. Careful, dikkatli. Be careful, dikkatli ol demiş. Bir olmak bildiğiniz üzere. Click, tıklamak. Click on the link. Linke tıklayın demiş. Link de bildiğiniz üzere bir internet sitesinin adı, komple böyle www ile başlayan
adı devam ediyor. .com, .net gibi, .org gibi uzatmaları olabiliyor. Biz buna link diyoruz. Şey de çıkabilir. Link ne demek hocam diye şey de lazım olabilir diye söyleyeyim dedim. Chat, sohbet etmek. I had a little chat with Duygu after the meeting. Toplantıdan sonra Duygu'yla küçük bir sohbet ettim demiş. Bu chat dediğimiz şey internet üzerinde yazışarak konuşmaya da biz chat diyoruz. Ona da chat diyoruz. Dikkat edelim. Concentrate, odaklanmak. I don't concentrate on my lesson because of noise. Gürültü yüzünden dersime konsantre olamıyorum demiş. Crash, çökmek, hata vermek. Whenever the computer crashes, my father gets angry. Şöyle yapalım. Ne zaman bilgisayar çökse babam sinirlenir demiş. Crash, çökmek, bu mavi ekran vermesi falan, bilgisayarın bir şey yapamayacak hale duruma gelmesi crash'tır. Bilgisayarın çökmesidir. Computer crash. Ama programın takılması, programda artık bir şey yapamayacak hale gelmeniz programın çökmesidir. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Connect to the net. İnternete bağlanmak. I connected to the net in the evenings. Ben akşamları internete bağlanırım demiş cümlede. Deactive. Devre dışı bırakmak. Yani şöyle düşünebiliriz. Active. Çalışan ya da aktif hale gelen, gelmek ya da aktif hale gelmek, çalışan gibi. Deactive de devre dışı bırakmak, kapatmak. Bu aktif, bu deaktif. Kapatmış, ya devre dışı kalmış. I just deactivated my profile. Henüz profilimi deaktif ettim. Yani kapattım programı, profilini devre dışı bırakmış. Profilini dondur gibi seçenekler var ya, o şekilde. Design. Tasarlamak. My boss would be like to design his own website. His website. Patronum web sitesini dizayn etmeyi istiyor demiş. Burada delete, silmek. She has deleted all photos in her camera. O kamerasındaki bütün fotoğrafları, all photos, sildi demiş. Burada. Devam edelim. Destroy, yok etmek. This bomb could destroy whole world. Bu bomba bütün dünyayı yok edebilir. Could destroy, yok edebilir demiş. Umarım öyle bir şey olmaz ki, hiçbir bomba gezegeni yok edecek kadar güçlü değil. Document, belge. I think you sent me the wrong document. Bence sen bana yanlış dosyayı gönderdin demiş. Burada document, belge dediği bilgisayardaki belgeler kısmı documents diye geçer. Onu da belirtmiş olun. Bilgisayardaki belgeler içinde document kelimesi kullanılır. Yani de internet olduğu için konumuz. Yani teknolojik aletlerin nasıl kullanıldığı ya da onların jargonuyla ilgili şeyleri de böyle verelim. Drawing, çizim. Picasso kept drawing pictures until he was 91 years old. Picasso 91 yaşına kadar resimler çizmeye devam etti demiş burada. Gerçekten 91 yaş gayet yorucu olmalı 91 yaşına kadar yapması. Download, indirmek. Hepimizin bildiği değil mi? Hangisine basacağımızı şaşırıyoruz bazen. Bir sürü download şeyi çıkıyor. Hangisine basacağız? Ona basıyorum, reklama atıyor. Buna basıyorum, reklama atıyor. Could you download a file for me? Benim için bir dosya indirebilir misin demiş. İndirmek, download, bir şeyi yüklemek. Yani Instagram'a mesela fotoğraf yükleyeceksiniz ya da bir dosyayı arkadaşınıza yollayacaksınız. Bu da upload'dur, yüklemek yani. Bunun tersidir. Upload, yüklemek ya da yüklemek diye geçebiliriz. Ama indirmek değil, yüklemek derken oyun yüklemek ya da bir programı yüklemek gibi düşünmeyin bunu. Download, internetten bir şeyi bilgisayarınıza almak. Download,
bilgisayarınızdaki bir şey ya da cihazınızdaki bir şey internete koymak, buna da upload diyoruz. File, dosya. I'll try to change the file format. Dosyanın formatını değiştirmeyi deneyeceğim demiş. Dosya, bildiğiniz bilgisayarlarda da dosya file diye geçiyor. Belge document'ı dosya da file diye geçiyor. Klasörler mesela file diye geçer bilgisayarlarda. Enter. Girmek. I saw the man entered the room. Ben adamın odaya girdiğini gördüm demiş. Enter aynı zamanda giriş, girmek, giriş yapmak anlamında da geliyor. Hani enter the site falan gibi, siteye giriş yap gibi de kullanılabiliyor. Hani sadece kapıdan girmek olarak değil, bir internet sitesine girmek de enter diye geçiyor. Find, bulmak. I tried to find a job. Bir iş bulmayı denedim demiş. Find, find butonu, mesela bulma butonu da çokça kullanılıyor internet ünitesinde. Şöyle bir büyüteçle genelde kullanılır. Şöyle bir butondur. Ya da yanında da böyle şey, bir bölüm vardır. Buraya yazarsınız ne aramak istediğinizi. Get a mail. Mail almak. I got a mail from my boyfriend yesterday. Dün erkek arkadaşımdan benim erkek arkadaşımdan bir mail aldım demiş. For free. Ücretsiz. You can download music for free from some websites. Bazı internet sitelerinden bedavaya müzik indirebilirsin demiş. Evet, bazı böyle internet siteleri var ama dikkatli olmak gerekiyor bu internet sitelerine. Devam edelim. Icon, simge. Double click on the icon. İkona, yani simgeye çift tıkla demiş. Yani bu şeydeki küçük, bu tarz böyle internet sitelerinde olur, bazı uygulamaların içinde olur. Bu tarz küçük butonlara, bunlara bastığınız zaman bir şeyler yapıyor. Bunlar bir buton, bunlar bir işe yarıyor. Bunlara bastığınızda bir şey yapıyorlar. Bunlara işte ikon diyoruz. Küçük böyle bir şeyi simge eden şeylere. Install, kurmak, yüklemek. I'd like you to help me install the software. Bu software yazılım demek, software. Bu yazılımı kurmamda yardım etmeni istiyorum demiş. Software, tekrar söyleyelim. Yazılım ya da program olarak düşünebilirsiniz software'i. Pardon. Bir de hardware var. Hardware'de şöyle yazalım bunu. Bu da parçaları demek. Bir bilgisayarın mesela ekran kartı, işte işlemcisi gibi parçalarına hardware deriz. Yazılım, Windows mesela yazılımı olur, iOS olur. Bu tarz yazılımlara da software diyoruz. Mesela şeylerde software, işte Photoshop, Illustrator gibi programlarda software diye geçer. Devam edelim. Ignore, göz ardı etmek. We can't ignore this problem. Bu problemi göz ardı edemeyiz demiş. Ignore, göz ardı etmek aynı zamanda bildiğiniz gibi engellemek anlamında da kullanılıyor. WhatsApp, Instagram gibi sosyal medya, pardon WhatsApp sosyal medya değil, Instagram gibi sosyal medya platformlarında, WhatsApp gibi chat yapma amaçlı, konuşma, yazışma amaçlı programlarda da ignore, engellemek manasında kullanılıyor. Son sayfamıza geldik. Hurt, acımak, acıtmak. Newspapers, television and radio are called the mass media. Buradaki cümle ile buradaki uymuyor. O zaman bir kısaca bir cümle uyduralım biz bunun için. Şöyle yapalım. Hemen siliyorum, yazıyorum. It hurts. Acımak, acıtmak dedik. Burada acıtmak anlamında kullandık. O acıtıyor. Yani canım yandığım zaman, hani canın acıyor mu diye sorarsa doktor, it hurts. Acıyorsa ne deriz? Canım yanıyor. It hurts deriz. Bu şekilde kullanıyoruz. Peki niye S takısı koyduk? Çünkü it ile kullandık. Unutmayın S takılarını. Bazılarınız unutun biliyorum. Learn. Öğrenmek. We owe our modern life to electricity. Evet, burada da şey de olmamış. Cümle oturmamış.
learn. Mesela biz bunu kendimiz yazalım hemen. I learned so much on this video. Bu videodan birçok şey, so much, birçok şey öğrendim dedik burada. Devam ediyorum. Keyboard, klavye demek arkadaşlar, bildiğiniz bilgisayarın klavyesine keyboard diyoruz. İsim olarak kullanılıyor. I wrote a memo for him with, on my PC diyelim. On my PC de personal computer olarak geçer. Yani kişisel bilgisayar diye geçer. On my PC with my keyboard. Benim klavyem ile bilgisayarımda ona bir not yazdım diye bu cümleyi de böyle tamamlayalım. Evet gençler, kelime videomuzun ilk bölümünü böylece bitirmiş olduk. Kelime çalışmaya devam edin. Sakın bırakmayın kelime çalışmayı. Hem çıkmış sorularda hem örnek sorularda gördüğünüz üzere kelime bilgisi bizim için çok önemli. Bugünlük bizden bu kadar gençler. Görüşürüz.